Kulun vefatından sonra ruh, berzah denilen farklı bir aleme geçer ve kıyamet vaktine kadar orada bekler. Berzah alemi, ruh için bir nevi boyut değiştirme ve bir geçiş sürecidir. Ölüm yokluk değildir. Daha güzel bir alemin kapısıdır. Nasıl ki toprak altına giren bir çekirdek, görünüşte ölüyor, çürüyor ve yok oluyor. Fakat gerçekte daha güzel bir hayata geçiş yapıyor. Çekirdek hayatından ağaçlık hayatına geçiyor. Aynen bunun gibi ölen bir insan da görünüşte toprağa giriyor, çürüyor ama gerçekte berzah ve kabir aleminde daha mükemmel bir hayata kavuşuyor. Bugünkü videomuzda insan öldükten sonra ruhu nereye gider? Sizler için araştırdık. Hazırsanız başlayalım. Beden ile ruh, ampul ile elektrik gibidir. Ampul kırılınca elektrik yok olmuyor ve var olmaya devam ediyor. Biz onu görmesek de inanıyoruz ki elektrik hala mevcuttur. Aynen bunun gibi insan ölmekle ruh vücuttan çıkıyor. Fakat var olmaya devam ediyor. Cenab-ı Allah ruha münasip daha güzel bir elbise giydirerek kabir aleminde yaşamını devam ettiriyor. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur buyurarak kabir hayatının varlığını ve nasıl olacağını bizlere haber veriyor. İmanlı ölen ve kabir azabı görmeyen insanların ruhları serbest dolaşır. Bu sebeple pek çok yere gidip gelebilirler. Bir anda çok yerde bulunabilirler. Aramızda dolaşmaları mümkündür. Hatta şehitlerin efendisi Hazreti Hamza pek çok insana yardım bile etmiş ve hala yardım ettiği insanlar vardır. Ruhlar aleminden anne karnına gelen insanlar oradan dünyaya doğarlar. Burada buluşup görüşürler. Aynen bunun gibi bu dünyadaki insanlar da ölüm ile öbür tarafa doğarlar ve orada dolaşırlar. Nasıl ki buradan öbür tarafa gideni uğurluyoruz, kabir tarafından da buradan gidenleri karşılayanlar var. İnşallah bizleri de başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sevdiklerimiz orada karşılarlar. Yeni doğan çocuğu burada karşıladığımız gibi buradan öbür tarafa giden bizleri de inşallah dostlarımız karşılayacaktır. Bunun şartı Allah'a iman, ona ve peygamberine uymak ve iman ile ölmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabir ziyareti ederken ahireti hatırlamayı, meyyite dua ederek ona ihsanda bulunmayı, ona acımayı, istiğfar etmeyi emretmiştir. Bir kabri ziyaret eden kimse hem kendisine hem de meyyite iyilik etmiş olmaktadır. Ebu Hureyre'den bildirildiği hadiste kabir ziyareti ediniz, kabir ziyareti ölümü hatırlatır buyurulmuştur. Ayrıca kabir ehline selam vermek de sünnettir. İman ehli insanların ruhları serbest olduğundan verilen selamları alırlar. Ayrıca her ruhun kabriyle de irtibatı vardır. Fakat bu durum onların topraktaki cesetlerinde olduğu anlamına gelmez. O alem tamamen farklı bir alemdir. Nitekim güneş çok yükseklerde olduğu halde ışığıyla, ısısıyla, renkleriyle sizin yanınızdaki aynayla irtibatı vardır. Ama güneş aynanın içinde değildir. Aynaya zarar verebilse bile güneşe bir şey olmaz. Mümin kimsenin ruhu alındığında onu alıp dünya semasına götürürler. Her gökte bulunan mukarrebin melekler onu oradan alıp sırayla 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. semaya çıkarırlar. Oradan da Sidretül Muntaha'ya götürürler. Ve "Ya Rab, bu senin filanca kulundur" derler. Yüce Allah o kulunun kim ve nasıl biri olduğunu en iyi bilen olarak onu azaptan emin kıldığına dair mühürlü bir tezkereyi onlara gönderir. Muhakkak şüphesiz iyilerin kitabı İlliyun'dadır. İlliyun'un ne olduğunu sen nereden bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Ayetleri bu gerçeğe işaret etmektedir. Bazı alimlere göre yazılmış bir kitaptan maksat kişinin amel defteridir. Hafaza melekleri
onları semada mukarreb meleklerine teslim ederler. Mümin olan kitabın sahibi güzel amellerini gördüğünde çok sevinecektir. Bir hadis rivayetine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Melekler Allah'ın kullarından bir kulun amellerini yukarıya çıkarırken onu çok fazla överler. Nihayet Allah'ın dilediği yere vardıklarında Allah onlara şu mesajı gönderir. Siz kulumun amellerini muhafaza ettiniz. Ben de onun içini kontrol ettim. Bu kulumun amelleri halis değildir. İçinde Allah'ın rızası dışında başka maksatlar vardır. Bu sebeple onları alıp aşağıların aşağısına götürün buyurmuştur. Diğer taraftan bir kulun amellerini yukarıya çıkarırken onu azımsar ve küçümserler. Allah yine onlara şu mesajı gönderir. Siz kulumun amellerini muhafaza ettiniz. Ben de onun içini kontrol ettim. Bu kulumun amelleri halistir. Onları en yüksek yere götürün buyurmuştur. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.